İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan iki casus İstanbul'da tutuklandı. Bu operasyonun perde arkasını ilk kez Kozmik Masa'da dinleyeceksiniz. Bu konuyla ilgili özel bilgiler eriştik ve onları paylaşacağız bu programda. Onun haricinde S-400 konu başlıklarımızdan biri, S-400 bataryalarının nereye yerleştirileceği önemli. Ve bugünün sıcak gelişmesi, Emniyet Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklanmasını da konuşacağız. İki değerli konuğum var, çalışma arkadaşlarım. Sabah gazetesi özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek. Hoş geldin Abdurrahman Şimşek. Ve Nazif Karaman, diplomatik vahşette hep beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşımız. Sen de hoş geldin hoş Nazif. Buldum. Sıcak gelişmeyle başlayalım Abdurrahman Şimşek. Sabri Uzun Fethullahçı terör örgütüne yardım iddiasıyla tutuklandı. Çok mantığa uymayan bir durum bu açıkçası. Beklenen bir şey de değildi. Sabri Uzun eleştirilebilir. Biz de çeşitli yayınlarda fikir ayrılığında düştüğümüz söz konusu oldu. Son dönemde çizgisi de tartışılabilir. Ama tutuklama kararının FETÖ'ye yarayacağı şeklinde bir takım yorumlar var. Senin bu konudaki yorumun, bilgilerin, ulaştığın, soruşturmayla ilgili ulaştığın bilgiler neler? Çok güzel bir yerden girdin. İşte FETÖ'nün arayıp da bulamadığı bir ortamı hazırlıyoruz aslında. Şimdi Sabri Uzun'u biliyorsun 10 yıl önce sen tanıştırmıştın benimle. Sabri Uzun'u. Ben tanıdığımda gerçekten devlet adamı, devleti için mücadele etmiş bir istihbaratçı, emniyet müdürü olarak tanıdım. Evet. Kendisinin FETÖ ile mücadele noktasında hiçbir kuşku yok bende. Yani kimsede de yok. Ama son zamanlarda şimdi kendisinin de şeker hastası olması münasebetiyle ağır bir şeker hastalığı var. Şeker bazen böyle ani tepkiler verebiliyor ve sonradan da pişman da oluyor. Bu da attığı tweetlerden biri Sayın Cumhurbaşkanımızı hakaret olarak değerlendiriliyor. Ben bu noktadan konuşmayacağım. Bakın Cumhurbaşkanına hakaret etmiştir, etmemiştir. Sınırları, boyutları nedir, hukuki boyutunu ben hukukçu değilim. Ama bir gazeteci olarak şunu biliyorum. Hanife Avcı, FETÖ'nün en önemli düşmanlarından birisidir. Fethullahçı terör örgütü bugün iktidara gelsin, bugün gelsin ilk tutuklayacağı, gözaltına alacağı kişilerden biridir emniyet müdürleri. Adam FETÖ'nün nasıl bir yapıda olduğunu herkese bütün canlı yayınların seninle katıldığı, benimle katıldığı, dünyada birçok yayın organlarına kendisi röportaj verdi. Biliyoruz. Şimdi bu adamı siz FETÖ düşmanı, hatta bu garson olarak bilinen evet. Yeni bir FETÖ'cünün biliyorsunuz emniyet gizli imamının yardımcılarından birisi garson olarak yakalanıyor. Devletin ilgili birimleri tarafından sonra gizli tanık oluyor. Elindeki bütün bilgileri devlete veriyor. O devlete verdiği fişlemede bile Sabri Uzun örgüte düşman. Çok dikkatli olun, bu adam düşmandır. Emin Aslan örgüte düşman, dikkatli olun denildiği, not düşüldüğü bir adamı siz bugün FETÖ ile bağlantısı var diye içeri atarsanız burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Çünkü siz bu adam kitap yazmış, FETÖ'nün bilinmeyen birçok operasyonlarını deşifre etmiş ve onunla ilgili Ankara'daki bombalamalar... Başta Deniz Baykal kaseti, Ankara'daki dediğin gibi o bombalı biliyorsun, bir otoparktaki, araç. 600 kiloluk bir bombanın patlatılmasının arka planlarını hepsini yazdı. Hani İN kitabında Sabri Uzun. Şimdi bu adam FETÖ'cü mü diyorsunuz? Ne demek istiyorsun? FETÖ'ye yardım. Ben bir kere asla kabul etmiyorum. Suçlama FETÖ, bu değil mi Abdurrahman? FETÖ'ye yardım olamaz. Evet. FETÖ üyesi hiç olamaz. FETÖ'nün geçtiği hiçbir yerden Sabri Uzun'u geçiremezsiniz. Bakın FETÖ'nün geçtiği evet. Herhangi bir yere adım attığı yerden Sabri Uzun'u geçiremez. O zaman niye tutukluyorsunuz? Tamam, mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret varsa bakın ben bunun bir kelime gereği yapılır. Savunmam. Evet. Varsa suçu, eğer hukuken bir suç varsa atın içeri. Mesela bugün deselerdi Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeri atıldı desen hiç ben şu anda konuşmayacaktım. Ama siz FETÖ üyesi veya şimdi bugün bu akşam bir kaynağımla görüştük. Biz FETÖ'cü demedik. FETÖ'cü olmamakla birlikte dedi FETÖ'nün propagandasını yapmak. Hakimlikte bu şekilde tutuklanmış.
Ben yine de vicdanları kanayan bir karar, olduğunu düşünüyorsun, değerlendiriyorsun. Çünkü Sabri Uzun'a siz FETÖ'cü diyemezsin. FETÖ ile aynı çizginin içine koyup dahil edemezsiniz. Şey yapan, tamam demiştir. Cumhurbaşkanına hakaretten bu adam şu suçları işlemiştir. Cumhurbaşkanına iftira atmıştır. FETÖ'nün argümanlarını her ne kadar kullanmış olsa da bir şekilde FETÖ'cü diyemezsiniz. Evet. İşte bu insanları yaralıyorsunuz. Benim halen birileri Ankara bürokrasinin içinde birileri bir operasyon yapıyor. Bizi de tutuklamak istemediler mi? FETÖ, bundan 3 sene önce. Evet. Neden tutuklamak istediler bizi, senle beni? FETÖ'den ayrılmış bir grup adına birlikte çalışıyoruz diye bizi tutukladılar. Çünkü haber, o zaman hem haberler hem de yayınları biliyorsun eskiden işte Fethullahçı örgütün içinde olup sonra ayrılan ve önemli bilgiler veren insanları ekrana çıkardığımız için tepki çekmişti. Ve bu yüzden öyle bir operasyon planlanmıştı, engellendi. O operasyonu planlayan kişiler de zaten sonradan görevden ayrıldı, alındılar biliyorsun. Son bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bankasya... Bildiğimiz Bankasya, FETÖ'nün Bankasya'sı. Şimdi onunla ilgili de yakında çok önemli haberler yapacağız. Araştırmalarımız var. Milyar dolarları nasıl götürdük? Hani bunlar diyorlar ya, siz paraları sıfırladınız, 17 Aralık'ta götürdünüz. Kendilerin milyar dolarları, 50 milyar TL'lik bir vurgun nasıl yaptıklarını yakında hepsini anlatacağız. Şimdi Bankasya'nın el konulması sürecinde bizzat imzası olan, süreci olgunlaştıran... 17-25 Aralık'tan sonra... Tabii evet. 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'nın el konulması, bakın altyapısının olgunlaştırılması, hangi maddelerden, bankacılık kanunu 68, 69, 70 uygulamaların altyapısını dolduran bir bürokratı ne yaptılar biliyor musun? İhraç mı ettiler? FETÖ'den ihraç ettiler. Ya böyle bir şey olmaz. İsmi ne bürokratın? Yani ismini ben şu anda söylemek istemiyorum ama bilenler biliyor. Siz şimdi FETÖ'ye operasyon yapmış adamı gençliğinde... Ki o dönemde risk alabilen çok fazla insan da yoktu. O dönemi bir hatırlayalım. Ya yani adam önce, bir de darbeden önce. O da darbeden yani. Önce yani 17-25'ten sonra ama darbeden önce. Nazif çok güzel bir yer. Darbeden önce ve bu adam hakkında yaklaşık Bankasya'nın bütün hissedarları suç duyurusunda bulunmuş hakkında. Evet. Buna rağmen risk almış. Siz bu adamı FETÖ'cülükten neymiş? Gençlik yıllarında işte üniversite yıllarında ODTÜ'de okurken bunlarla bir yerde bir şeyde teşriki kalmış. Teşriki mesaisi olmuş. Ya biz peki, ne diyorduk? 17 Aralık milat değil mi? Daha öncesi arka planına girmiş. Bir de Abdurrahman, örgütle mücadelede de örgütün kodlarını bilen insanların bilgilerine ihtiyaç olduğu muhakkak. Şimdi Kemalettin Özdemir yayını, işte biz biliyorsun bundan yıllar önce 17-25'ten hemen sonra 2014'ün hangi ayıydı hatırlamıyorum. Yaptığımız zaman ve Kemalettin Özdemir'in işte devlete bir takım bilgiler verdiği de muhakkak. O süreçte onlar bir işlev gördüler açıkçası. Ha, devlet sonra hangi işlemi yapar o başka bir bahis konusu ama burada özellikle şunu tekraren sormak istiyorum. Ya Sabri Uzun konusunu sonra değiştireceğiz, Birleşik Arap Emirlikleri meselesine geleceğiz ama hatırlarsan 17-25 Aralık sürecinden önce de sonra da sürekli görüştüğümüz bir isimdi. Ben zaten 97 senesinden beri tanıyorum Sabri Uzun'u. O zaman şunu söylerdi, hep söylüyor. Son dönemde tabii çizgisi eleştirilebilir, tekraren söylüyorum. Bu örgütle mücadelede karargah aklı çok önemli bir meseledir. Kesinlikle. Karargah aklının kurulması önemlidir. Evet. O karargah aklı büyük oranda kuruldu. Bakın ben, siz de bu yıllardır hep beraber Fethullahçı örgütle mücadele sürecinin içinde olduk. Ve hakikaten devlet önemli bir noktaya erişti. Yani külliyat oluşturdu. Biliyorsun Nazif yakından takip ediyor. Bir sürü operasyonlar oldu, davalar açıldı vesaire. Çok ileri bir noktadayız geçmişe oranla. Ama karargah aklı ile ilgili işte bu tür ne diyelim... FETÖ'nün kripto operasyonları veya işte kendisine yarayacak, olayı genele teşmil edecek bir takım operasyonlar da hala yapabiliyor, arka planına geçebiliyor veya bir şekilde örgütün ekmeğine yağ sürebilecek olaylar oldu. Dolayısıyla bu karargah haklı da sence 17-25 Aralık sonrası, 15 Temmuz sonrası Sabri Uzun'un söylediği o konuda hangi aşamadayız? Karargah haklı oluştu mu? Veya bir eksiklik, hata nerede var? Karargah haklı olursaydı Ferhat Ünlü biz darbeyi yemezdik. Bak, şimdi gerçeği konuşmak lazım. Şimdi bize Sabri Uzun bunu ne zaman söylemişti? 17 Aralık'tan sonra bir karargah aklı kurulması lazım. Büyük bir resmi görerek operasyon karşı anayasayla Almanya'da bir modeli var ya, anayasayı korumak mücadele teşkilatı. Onun muadili bir şey kurulsun istiyor. Ama hiçbir zaman kurulmadı. Ben şimdi
onun karargah hakkı derken neyi kastediyorsunuz? Bu işte tecrübeli emekli olmuş bile olsa tekrar göreve çağrılıp devletin daha önceden devlet hiyerarşisi içinde çalışmış üst düzey akıllı bürokratların bir araya gelip bir şekilde bu örgütle evet. mücadele etmek. Ki Sabri Uzun Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başkanı iken yardımcısı Recep Güven bir Ergenekon belgeleri getiriyor. 2001'de efendim, getiriyor, 2006'da getiriyor. Bunu getiriyor. Şimdi Sabri Uzun o dönem bu Ergenekon yapılanması dediğimiz sonra operasyonlar oldu biliyorsun. Ergenekon yapılanmasının bunun safsatı olduğunu, gerçekleri yansıtmadığı bir 6 tane CD'nin bir şekilde bir polisin veya bir vatandaşın ihbarı üzerine bunu biz emniyet istihbaratın arşivine koyup da bunu hukuki dolaşma, bir zemine evet. Oturtamayız dedi ve reddetti. Ne yaptılar aynı Fethullahçılar? Götürdüler bunu Şenkal Atasaku'nun başında evet. olduğu MİT müsteşarlığına bunu bir şekilde ihbar kabul yoluyla evet. kabul ettirdiler. Ve o Şenkal Atasaku'nun halen onun günahının vevalini veremez. Ama bu adam Sabri Uzun yapmadı. Şu anda cezaevinde. İşte FETÖ böyle bir örgüt. Evet. Siz kime darbe, FETÖ'ye kim büyük darbe vurmuşsa FETÖ dönüyor, geliyor. Diyor ki bak diyor ben seni FETÖ'cülükten bile içeri attırım. Benim gücüm böyle. İşte karargah haklı FETÖ'de şu anda. Ferhat Ünlü, şöyle ben hep olaya şuradan bakıyorum. Bununla ilgili de bir yazı da yazmıştım. Şimdi 17-25 ile 15 Temmuz arasında hakikaten hepimiz FETÖ'yle mücadele noktasında çok zor günler yaşadık. Doğru mu? Hepimiz zor mücadele öncesini ettik. Öncesini saymıyoruz. Evet 15 Temmuz'dan önce 15 evet. Temmuz'dan zaten 17-25'ten önce biz 2011'den beri mücadele tabii. ediyoruz. Onu hiç o saymıyoruz. O süreç çok daha zor. Neler evet. yaşadığımızı bir Allah bilir yani. Evet. Neler yaptıklarını, bizi nasıl tehditler ettiklerini. Ama 17-25 ile hani görünen kamuoyunun gözü önünde yaşanan kısmında o dönemde mücadele eden az insan vardı. İşte biz mesela Hanifi Avcı, Sabri Uzun bunlar o dönem ön planda olan Sabri Uzun işte en zor dönemde kitap yazıp o kitap tek tek operasyona dönüşmüştür biliyorsunuz. Tabii, tabii. O kitaptaki mi? Konuların birçoğu operasyona dönüşmüştür. Evet. Yani FETÖ'ye yönelik operasyonlara. Bir tanesi Deniz Baykal olayı tabii, mesela. Tabii 49 kişi tutuklandı o operasyondan dolayı. Deniz Baykal olayı. Kaset Çilingir Hasan meselesi evet. vesaire bir şimdi, sürü konu var. Sabri Uzun, Abdurrahman Şimşek'in dediği gibi şeker hastalığı olabilir, kızgın olabilir, tweet atmış olabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza hakareti ben de asla kabul etmiyorum evet. devlet büyüklerimize. Ama elbette. Yani bunu biraz tolere etmek lazım. Farklı şekilde bunu cezaevine atmak çok bence şey bir yöntem sert değil. Bir tepki. Örgüt, yani örgüte yardım daha... yardım noktasındaki o suçlama hakikaten oturmayacak bir suçlama. Ya şimdi bir şekilde. Şunu diyorlar. Diyor ki İşte paraları sıfırladı. Ekrem İmamoğlu'nu mentionlayarak paraları sıfırladın mı? Sen bu de hiç, şunları hiç yaptın mı? Bu FETÖ'nün argümanını. Bu da onu söyleyerek FETÖ'cünün aslında FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım yataklık veya evet. ne dersen de olmamalı böyle. Bu adam FETÖ'cü yardım yataklık FETÖ'nün F'siyle ilişkilendirilmemeli. Siz evet. kamu vicdanı olarak yaralanırsın. Yarın öbür gün bu şu anda Sabri Uzun'u içeri atanlar için de bilmem neciymiş diyerek aynı suçlamayı yapabilirler. Peki. Ben onu diyorum. Biz gazeteci olarak FETÖ'yle mücadele eden adamlar olarak bakın ben Pensilvanya'da FETÖ'nün tepesinde helikopter uçurmuşum. 37 dakika tepesinde. Karadan da girdim, ormandan da girdim. Her dünyanın her yerinde. Ama bizi ne yaptılar? FETÖ'cülükten bizi de tutuklamaya çalıştı. Az kalsın. Evet. Aynı yapı. Seni de beni de. Seni evet. Hanifi'nin, Avcı'nın bilmem nesi. Adamı televizyona... Yanlış bilgilerle. Evet. Kemalettin Özdemir'i televizyona çıkardık diye televizyonun sahibi ben miyim? TVNET'in. A Haber'in sahibi zaman, ben miyim? Evet. Biz onları televizyona çıkardık diye bizi FETÖ'cülükten Kemalettin Özdemir'in ama şunu da, basını... Ya bugün, ama bizi... Bakın şunu da vurgulamak lazım. Şimdi burada Sabri Uzun'a sahip çıktık. Dedik ki yanlış bu tutuklama. Ama Sabri Uzun'un, işte diğer Hanif Avcı'nın ismini zikrettik. Bunların da yani bir işin ayarını kaçırmamaları lazım. Ya buna da vurgu yapmak Bey'le lazım. Nazif, şimdi Nazif, sıfırladım mı, bakın şöyle, mı? Bunlar, o, bakın, o, Hanifi o Bey'le de, yani. Hanifi Bey'le de, Sabri Bey'le de ben yayınlarda tartıştım. Evet. Özellikle evet. Hanifi Bey'le çok fikir ayrılığına düştüğümüz yayınlar oldu açıkçası. Bu ayrı bir şey. Fakat en çok sen tartıştın. Bence, evet, bence konu aydınlandı epey evet. bizim açımızdan. O anlamda bir şey yok, bir sorun yok. Başka söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey yoksa Birleşik Arap Emirlikleri casusları meselesine şimdi, geçelim. Orada çünkü yeni bilgiler aktaracağız. Sabri Uzun. Bakın gerçekten bir vatan evladıdır.
birileri Fethullahçı terör örgütüyle ilişkili öyle veya böyle ilişkilendirerek bir şeyi yoruma dayalı yorum var burada. Suç yok. Birisi çıkmış, evet. Tamer Topsakal diye bir FETÖ'nün eski emniyet müdürlerinden biri terörle mücadele çalışmış. Sabri Uzun FETÖ'cü olarak biliyordum. Peki polis sorgusunda niye sormuyorsun? Nasıl FETÖ'yü ile biliyorsun? FETÖ'nün örgüt evinde mi gördün? Neye göre biliyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece senin hakkında böyle bir iddia var. Adam reddediyor. Ona rağmen o argümanları tutuklama müzekkeresinin altını doldurarak dolgu malzemesi yaparak adamı tutukluyor. Yoruma değil. Bu adamı Fethullahçılıkla kim tutuklattırıyorsa, kimler talimat veriyorsa yarın öbür gün birileri başkaları tarafından haksızca aynı şeye suçlamaya muhatap olabilirler. Karşı karşıya. Peki. Konu anlaşıldı bence ki şunu da ekleyelim son olarak izleyicilerimize bir bilgi olarak aktaralım. Sabri Uzun'un 3 ayrı dönem daire başkanlığı var emniyette. Onun bir sürecinde kendisinin de akrabası olan Hulusi Cemil Altınlı'yı örgütü yani Fethullahçı örgütle bağlantılı iken bir dönem ama sonradan örgüte bayrak açmış bir isimdi. Onu devlet adına oraya bir şekilde bir muhbir gibi aslında yerleştirdiği de vakidir. Bu da ayrı bir olay. Böylelikle konuyu bağlamış olalım. Evet. Çok diyor. FETÖ. Bakın Sabri Uzun 3 dönem emniyet istihbaratta çalıştı. Kilit hırsız içerideyse kilit işe yaramaz dedi. İşe yaramaz diye açıklaması biliyorsun. Evet. Şemdinli komisyonu 2006'da. Evet. Şimdi bu adam bütün PKK'nın hedefindeki olan adamın korumalarını alıyorsun. Çekildi bir dönem. Koruma evet. Kararını alıyorsun. Ya bugün aramızda bir sürü hain FETÖ'den ayrılmış adamın polis koruması var. PKK'ya ihanet etmiş, devlete ihanet etmiş. Tekrar PKK'ya gitmiş, satmış, tekrar gitmiş gelmiş adam. Evet. Devlet maaş veriyor. Devlet koruma veriyor. Bu adam devlet için 35 yılını vermiş bir adama devlet bir kere bu adamı korumasını niye çekiyor? Hangi sahiplerle ki çekiyor? Korumayı kaldıralı 2 sene falan oldu. Korumayı alıyorsun, epey oldu. Altındaki arabayı alıyorsun. Adamın tek başına üzerindeki silahı da alın götürün hedef yapın. Birileri bir operasyon yapıyor diyorsun. İşte kararıya haklı olarak birileri tersine operasyon yapıyor. Peki anlaşıldı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri casusları meselesini seninle konuşacağız Nazif. Ondan sonra S-400 konu başlığımız var. Bu meseleyle ilgili özel bilgiler aktararak bir başlayalım önce. Tabii pazar günü de ben bu konuyu işledim açıkçası. Sabah gazetesindeki yazımda bulunacak. Önemli nokta şu. Bundan 2 sene önce Foreign Policy adlı bir dergide, Amerikan dergisi, etkili bir haber yorum dergisidir. Bir yazı yayınlandı. Çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri casusları meselesiyle bağlantılı bir yazı. Gözden kaçmış. Ben epey onu bir araştırdım. Aynen şöyle yazının başlığı. Birleşik Arap Emirlikleri eski CIA yetkililerine Körfez'de bir casus imparatorluğu kurmak için para ödüyor. Evet. Şimdi bunlar bu istihbarat işini parayla yapıyorlar. Yani öyle bir istihbari tecrübeleri falan yok. Ne yapıyorlar? Bunlar Abu Dhabi'de hemen Zayed Limanı adı verilen işte o veliahtın soyadından şey alan yer. Ben çok iyi bilmemekle beraber orayı bir kere gittim Dubai'ye gerçi. Abu Dhabi'yi çok iyi bilmiyorum. Orada bir villada, havuzlu villada eğitim veriyorlar. Kim veriyor eğitim? Eğitim veren bir eski CIA'ci. CIA'nin Abu Dhabi istasyon şefinin de bilgisi var olaydan ve CIA'nin desteği var. CIA'den bu eğitimi veren şahsın adı da Lawrence Sanchez diye bir adam. Yani o meşhur İngiliz casusun soyadıyla aynı evet. adı taşıyor. Öyle de bir bağlantısı var. Bu şahıs ne zamandır eğitim veriyor? 8 yıldır eğitim veriyor. Bu 8 yıllık eğitim sürecine de nasıl erişmiş? Hala devam ediyor mu? Şu anda devam ediyor. Yani 2017'de devam ediyor da hala devam ediyor. Ve bu casuslar, Türkiye'ye gelen iki casus bunların rahleyi tedrisinden geçmiş. Orası net. Bu bilgileri aktarayım sonra sana operasyon ayrıntılarıyla ilgili soracağım. Şimdi Camp Perry diye bir yer var CIA'nin eğitim merkezlerinden biri. Ona benzer bir yer kurmuşlar. Abu Dhabi'de 30 dakikalık bir mesafede atış falan dersi de veriyorlar. Sürücülük dersi falan vesaire veriyorlar. Ciddi bir casusluk eğitimi bu. Ve bir tanesi demiş ki günde $1000 para veriyor eğitim verenlere. Para şahane diyor adam açıkça. Bir villada veya Abu Dhabi'de 5 yıldızlı otelde kalıyorsunuz. Çok güzel iş yani bir eski istihbaratçı için. Epey de eski istihbaratçı var çalışan. Bu Lawrence Larry Sanchez adlı eski CIA görevlisi, yetkilisi. Muhammed Bin Zayed'le çok yakın bir ilişkisi var. Yani Abu Dhabi'nin veliaht prensi ki bizim diplomatik vahşette ayrıntılı bir şekilde yazdığım üzere Muhammed Bin Selman'ın yani Suudi veliaht prensinin de yakın arkadaşı Türkiye aleyhtarı sürekli faaliyet gösteren bir yapılanma bu. Bunlar yakınlaşmışlar. Amerika'da
bu Sanchez New York Polis Teşkilatı ile CIA arasında bir bağlantı sağlıyor ki o bağlantı da şu 2001'deki 11 Eylül eylemlerinden sonra saldırılarından sonra çok ciddi biçimde Müslümanları böyle o meşhur Spielberg'in bir filmi vardı Azınlık Raporu. Ondaki gibi daha suç işlemeden yakalayacağız adı altında camilere işte insana dayalı istihbaratla muhbir falan sokup oradan hiç belki de alakası olmayan insanları sırf radikal iddiasıyla falan işlem yaptırdı, gözaltına aldırdı. Böyle bir adamla ilişki kuruyor Muhammed Bin Zayed bundan 8 yıl önce ve ilişki tesis edildikten sonra bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ajanlarını yani daha doğrusu stajyer casuslarını öyle söyleyeyim CIA'cılar eğitiyor ve bayağı bir noktaya geliyorlar ve Türkiye'ye bunlar Ekim ayında giriyor Nazif Karaman. Evet. Neden giriyorlar? Amaçları ne? Ne kadar süreyle takip ediliyorlar? Buradaki operasyonun ayrıntıları nedir? Şimdi senin? Ekim ayı, Ekim 2018 biliyorsunuz Türkiye'de Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayetinin yaşandığı bir tarih. Eşi benzeri görülmemiş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki de dünyada örneği evet. az görünen bir cinayet. Şimdi bu cinayetin altyapısını kimler yapmıştı? Bunu Diplomatik Vahşet isimli kitabımızda yazdık. Kaplan Timi. Kaplan Timi kimdi? Suudların Türkiye'deki istihbaratçıları. Aslında güvenlikçi görünümlü fakat işleri, güçleri Türkiye'deki Suud muhalifleri izlemek, takip etmek, bilgi toplamak, istihbarat toplamak. Yerleri neredeydi? Levent'teki başkonsolosluk binasının çatı arasında. Evet. Kitapta da onların fotoğraflarının isimlerini en başta El Müzeyni vardı, evet. Yayınladık. Hı hı. Şimdi Cemal Kaşıkçı cinayeti yaşandıktan sonra, çok kısa süre sonra biz Sabah gazetesi olarak gerek, hı. Türk basını olarak bu kişileri deşifre ettik. Buradaki Suudların işte ya da Bayen'in yani o işte pazar günü senin yazında hı. çok detaylı şekilde onları hı. analiz ediyorsun. Hı. Türkiye karşıtı işte içerisinde İsrail'in bulunduğu, Bayi'nin bulunduğu, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın bulunduğu bir cephe. Blok. Bu cephenin istihbarat ağı çökmüş oldu. O anda bitti. Hemen ne yaptılar? İşte o deminki villadan bir stajyeri, iki tane stajyeri ya da oradan yetişmiş iki tane adamı Türkiye'ye gönderdiler. Hemen Ekim ama ayının bu, cinayetin hemen ertesinde. Bu adamlar general rütbesinde. Tabii. Tüm general rütbesinde. Zaten Abdurrahman evet. generalden daha aşağı adam göndermiyorlar. Biliyorsunuz medeni bile yani dublör olan evet. Kaşıkçı suikastinde tüm generaldi. Mutrep tuğ generaldi. Yani daha aşağı adam da geliyor ama ekiplerin bu timlerin başındaki evet. isimler en az general. Evet. Geliyor. Bir tanesi geliyor. Daha aşağısına güvenemiyorlar herhalde. Samir Semih Şaban ismindeki kişi geliyor. Ekim ayında itibaren Türkiye'de demin de işte verdiğin örnekte de belirttiği gibi para bol, para dağıtarak bir istihbarat casusluk network'ü oluşturmaya evet. çalışıyor. Evet. Sürekli işte gazetecilerle, bazı gazetecilerle görüşüyor. Onların isimlerini bilmiyoruz. Onların yabancı olmaları. Açıklanmasını da bekliyoruz. Çünkü kimmiş bu gazeteciler yani Türkiye'de? Onları da öğrenmek lazım. Evet. İşte Arap öğrencilerle görüşüyor. Türkiye'deki işte muhaliflerle. Zaten o cephenin düşmanı belli. Türkiye'deki düşmanları az çok belli. Ona yönelik istihbarat toplamaya başladı. O zaman bunlar Kaplan Birleşik Arap Emirlikleri versiyonu mu olmuş? Yani evet. Yani belki de Kaplan Timi'nin devamı. Yani şimdi biz işte Baye'ye çalışıyoruz diyorlar ama Baye'nin Suud'dan bir farkı var mı? Yok. Yok. İkisi zaten devlet başkanları. İkisi ayrılmaz parça kankalar Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle evet. kankalar. Yani bunlar aylardır çalışıyorlar. 6 ay bakın Milli İstihbarat Teşkilatı Allah'tan yani MİT müsteşarlığı son zamanlarda çok başarılı operasyonlar yapıyor. İşte bunu biz şeyde de çok net gördük. Cemal Kaşıkçı olayında da çok net evet. gördük. Bu olayda da çok net gördük. Yani geldiği günden itibaren hemen bunu MİT ajanları takip bilgi alanlarına alıyorlar, takip alıyorlar. Tam 6 ay bütün görüşmeleri takip ediliyor. Ediliyor. İşte Bulgaristan'dan diğer Zeki Yusuf Hasan da Bulgaristan'dan geliyor. İkisi Bulgar plakalı bir araçla geliyor. O karayolla geliyor galiba. Evet, Bulgar plakalı bir araçla sahası onun Bulgaristan. Demek ki bu bir şeyler pişirmiş önden yani bir şeyler pişirmiş bir altyapı o da desteğe geliyor. Yani Allah korusun şimdi
bu Cemal Kaşıkçı cinayeti bir günde olmadı. Yani onun altyapısını bu Kaplan timleri oluşturdular. Acaba bunlar, bakın öbür ikinci adam da geldiğine göre bunlar Allah korusun Türkiye'nin aleyhine bir belki de eylem planlıyorlardı. Yani ki patlayıcı tabii, uzmanı oldukları. Patlayıcı uzmanı, general adam. Yani İkisi de patlayıcı. İkisi de bunlar Filistinli bu arada. Muhammed bin Dahlan adlı İsrail'in ve daha önceden hakikaten hani Filistin hareketinde bir şekilde etkili El Fetih'te vesaire bir ismi sonradan devşirilmiş artık İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. Mahmut Abbas'ın yerine Filistin Devlet Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in hazırladığı Muhammed Bin Dahlan'ın adamı bunlar. Dahlan, ve Dahlan 15 Temmuz'da o cephe Türkiye'ye... işte İsrail, İsrail, Baye, Suud'un Filistin Devlet Başkanı olarak pişirdiği, o yani bir zemin aradığı adam. Doğru mu bu adam? Tabii. Yani sorgularında işte gerek... Bayağı da açık konuşmuşlar sorgularında, bilgi vermişler sorgularında, yani. Yani sorgularında general olmalarına rağmen demek ki iyi bir istihbaratçı değillermiş. Orada ya da bizim güvenlik güçlerimiz çok iyi yöntemlerle sorgulamışlar. Orada Dahlan'dan bahsetmişler. Dahlan adına işte Baye'den, Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk faaliyeti yaptıklarından, istihbarat topladıklarından bahsetmişler. Şimdi Nazif orada... hani itiraf etmek zorunda kalıyor. MIT'in İKK birimi, istihbarata karşı koyma birimi bütün her şeyi delillendirerek artık adamların önüne koyunca itiraz edecek bir nokta da kalmıyor. Yani şeyini hesabını veremediği görüşme yapıyorsan bunun önüne de koyarlarsa bunu kabul edeceksin. Aslında Abdurrahman Şefik şu önemli, yani bu adamlar Türkiye'de ne yapacaktı? Neyin altyapısını yapıyorlardı? Evet, en önemli şey... Şimdi çünkü Türkiye, bakın Türkiye Cemal Kaşıkçı cinayetinde dimdik durdu. Dimdik durdu. Bütün maskeleri düşürdü. Evet. Prens MBS'nin, Muhammed Bin Selman'ın, Zeyd'in etkilerini, işte bu cinayetin arkası neler olduğunu, danışmanlar çıktı, istihbarat başkanları çıktı. Tabii. 15 kişilik infazı, yani bir devlet cinayeti. Suçüstü yakalandılar. Ve Türkiye burada... her şeyi faşetti. Bütün dünyaya bunu, işte o Türk yetkili üstelik Amerikan gazetelerinde... Bu arada Türk yetkili dedi. Niye ahtam aklıma geldi yeri gelmişken. Reuters haber ajansına bilgi veren Türk yetkili. Yani onu zaten ilk, yani Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğunu, konsolosluğa girdikten sonra bir daha haber alınamadığı yönündeki ilk bilgi hatırlıyorsunuz Reuters vermişti. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri casuslarının yakalandığı da yine Reuters'ten. Bu da bir istihbarat diplomasisinin parçası. Tabii tabii. Evet, tabii. Onu da not olarak düşmek lazım. Yani aynısı şeyde de, Cemal Kaşıkçı olayında da olmuş, cinayetinde de yaşanmıştı. Burada da aynı durum var. Yani şuraya getirecektim demin lafı. Burada Türkiye'ye yönelik bir fatura terör mı, faaliyeti mi? Başka fatura bir şey mı kesmek istiyorlar? Bunun bedelini mi ödetmek istiyorlar? Yani ben Allah korusun yani bir yoksa Bulgaristan'daki bomba uzmanını, bombacıyı da çağırması, yoksa burada bir yani herhangi bir terör faaliyetini sabotaj, yani Allah korusun eğer öyle bir şeyse güvenlik güçlerimiz, benim zaten aldığım adım bilgiler Nazif, benim aldığım bilgiler ön planda Kaşıkçı cinayeti sonrasında bir envanter ve hasar tespit raporu oluşturmak, birincisi bu. İkincisi dediğin gibi Arap öğrencilerden, Körfez'den gelmiş öğrencilerden Suudi muhaliflere ve Bağ muhaliflerine, yani Birleşik Arap Emirlikleri muhaliflerine karşı bir ajan network'ü oluşturmak. Onun haricinde sabotaj vesaire gibi planları da olabilir. Orta uzun vadede olabilir. Çünkü biliyorsunuz hani bir de Türkiye'ye karşı espiyonaj, yani hasmane, istihbari anlamda hasmane, düşmanca bir tutum içinde oldukları tespiti var. Bu tür operasyonların bir sonraki aşaması, düşünün Kaşıkçı cinayeti deşifre olmasaydı devamı başka operasyonlarla gelecekti. Kaplan timi yapacaktı, yani hedeflerinde isimler de vardı. Dolayısıyla burada şöyle bir şey çıkmış Abdurrahman Şimşek. Nazif bu kısmı tamamladıysa eğer tekrar birazdan döneriz. Şimdi ajan olmanın kriterleri var. İşte bir katil olmanın belli kriterleri vardır. Kasten adam öldürmek gibi. Bunu hem kriminal polisler bilir, hukuk bilir, hem de sıradan insanlar da bilir. Ajan olmanın da kriterleri var. Bu adamlar geldikleri günden itibaren klasik ajan profili vermişler. Her ne kadar Hollywood'da o gördüğümüz türden bir profil çizmeseler de ciddi takip edilmişler ve Kaşıkçı cinayeti de dahil olmak üzere epey bir operasyon yapmışlar. Şimdi istihbaratta da artık askeri alanda olduğu gibi vekalet savaşı sürecindeyiz. Şöyle oluyor. Suud kendi adam gönderemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden adam gönderiyor. Nasıl ki Amerika PYD üzerinden işte Suriye sahasında etkinlik sağlamaya çalışıyorsa. Bu bloğun artık Türkiye faaliyeti çalışmaları yoğunlaştıkça herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bu
bu blokla ilgili, Suud-İsrail Baye bloğuyla ilgili çalışmalar devam edecek gibi görünüyor değil mi? Şimdi bir, Türkiye'de bu blok kim? Biraz önce cinayeti işledikten sonra iki uçak nereye gitti Nazif? Biri Mısır'a, Kahire. Dubai'ye. Diğeri Dubai. Yani Mısır ve Dubai ile birlikte bir operasyon dünyaya daha sonra, eğer ses kayıtları çıkmasaydı, dünyaya üstü örtülü 3 ülkenin ortak operasyonu olacak. Doğru, bu evet. Şimdi artık Türkiye için Mısır, Filistin'in bir bölümü, Filistinli bunlar çünkü, evet. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu İsrail, bu gibi ülkelerin artık vatandaşları böyle burada at koşturur cirit gibi, atamayacaklar. Cirit işte. Atamayacak. Bunların diplomatları artık Türkiye'nin doğrudan hedefleri noktasında olacak. Çünkü size açıktan bir casusluk faaliyeti yapıyorsanız siz de bunu, Türkiye aslında bence dostane bir şekilde bu durumu dünyaya ifşa etti. Bunun daha sonra bir sonraki adımı olursa daha farklı tedbirler doğar. Şimdi bu iki adamın yakalanması zaten buradaki faaliyetlerini bence Milli İstihbarat Teşkilatı bu faaliyetleri, temas kurdukları şahıslar önceden MIT'in radarındaki kişiler. Evet. Şimdi bu insanlar MIT'in radarındaki kişilerle temas kurunca bu hayatın olağan akışının dışında bir ilişki olup zaten MIT buna raporlayıp anında İKK ekipleri, Türkiye'nin bir de dünyanın en iyi istihbarata karşı koyma birimleri MIT'indir. Geçmişte de senin yazdığın kitaplarda da okuyorum. Geçmişte MAH dönemlerinden bile CIA bazı operasyonları MIT üzerinden almaya çalışıyor. Çünkü Milli İstihbaratı insana dayalı iyi bir istihbarat çalışması var. Kontraespiyonaj, istihbarata karşı. Geçmişten gelen. Şimdi MIT'in bu çalışmalarını hafife almamak lazım. Ve eski MIT de değil artık. Evet. Yani şu anki MIT bütün elektronik istihbarat şeylerini kullanabilen, uydu, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bütçesi büyümüş, siyasi iddiası artmış bir ülkenin askerin, ihtiyaçlarını askerin karşılıyor. Askerin şemsiyesinin altından çıkmış, kendi başına politikalar üretebilen, kendi başına artık Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı, Dışişleri Bakanı'nı, Başbakan eskiden kaldırıldı. Evet. Genelkurmay Başkanı, daha enforme doğru enfor. Evet. Eskiden Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'ına bilgi verirken askerin kontrolünden geçmiş darbelere haber veremiyordu biliyorsun. Darbeleri bile söyleyemiyordu. Evet, darbe, evet. Şimdi siz başbakansın, doğrudan Demirel'in meşhur bir lafı vardır. Patagonya'da olan şeyi bildirir ama Türkiye'de olacak darbeyi bildirmez diye rahmetli. Şu an MIT daha özgür bir yapısı var. Daha rahat çalışıyor. Daha siyaset üretebiliyor. 2015'te yasa çıktı biliyorsun dışarı yönelik operasyonlar aynen için. Kendisi istihbarat siyaseti oluşturabiliyor. Yani siyasetçi niye istihbarat birimlerini kullanmak ister? Önceden adım atacağı karar vermeden önce ne yapar? MIT'e sorar. Ne yapayım, ne edeyim? Veya kendi istihbarat uğruyor yabancılar için. MIT'in doğru enforme etmesi lazım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Nazif'in anlattığı, ikisi de bombacıydı değil mi Nazif? Evet, evet. Şimdi bomba bu uzmanı. Adamlar iki tane bomba eğitimli, bomba uzmanı, bomba ile ilgili bir uzman olan bu iki kişi niye bu kadar kişiyle görüşüyorsa ileride İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde, şimdi turizmde ilerliyoruz, birçok noktada ekonomiyi toparlıyorken bu adamların 2016'da PKK'nın, DAEŞ'in eş zamanlı saldırın, bombalı eylemlerini gördün. Türkiye'nin her kötü yerinde bir seneydi. Ankara'da 15 Temmuz'la sonuçlanmış bir sene. 2015 ile 2016 arası çok çünkü çok zor zaman hazırlamaktı aslında, evet. Kaotik bir ortam. Evet. Şimdi bunlar Türkiye'de böyle bir kaotik Türkiye'de bulunan Arap popülasyonu da geniş. 4 milyona yakın bir Arap şeyi var ülkemizde. Bu Arapların içinde bir şekilde parayla, pulla Türkiye'ye ihanet edebilecek çalışmayı, network ağ kurarken yakalandı. Bakın çok güzel hazırlık şey aşamasında. Hazırlık aşamasında MIT'in işte benim ülkemde hazırlık yaptırmam dedi. Bundan sonra batılı ülkeler, bakın bu Arap ülkeler,
Eğer bundan sonra bir İngiliz devleti de yapsa bunu, bir Amerikalı Alman devleti yapsa. De, Amerikalı da yapsa Türkiye buna müsaade etmiyor. Ruslar biliyorsun iki tanesi yakalanmıştı, gönderildi. O operasyon da önemli bir operasyon. Çeçen, sonra Çeçenlerle alakalı cinayetler kesildi, bitti vesaire. Ki, Türkiye... Türkiye böyle büyük ülkelerin istihbarat teşkilatlarıyla tırnak içinde rekabet eden, dans eden bir pozisyondayken Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere zaten izin vermesi imkan dahilinde değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri şunu politikalarını değiştirmesine bakın. Siz Müslüman ülkeyiz diyorsunuz. Orta Doğu'da barıştan bahsediyorsunuz. Ama geliyorsunuz burada bir gazeteciyi öldürüyorsunuz. Bir daha sonra operasyondan sonra o ülkenin dikkatler o ülkenin üzerindeyken doğru mu Nazif Karama? Geliyorsunuz destek veriyorsunuz. Tabii. Destek birimler olarak. Kimleri gönderiyorsunuz? Burada keşif istihbarat çalışmaları yapıyorsunuz. Artık Türkiye eski Türkiye'dir. Bunu kabul etsin. Batı dünya kabul etmesi lazım. Yani bakın S-400'e birazdan geçer. S-400 konusunda asla geri vites yok. Hep 5. vitese, 4'e bile almıyoruz. İlk Cumhurbaşkanı ilk şeyinden eğer F-35'lerde de bunu yaparsa Türkiye SU-57'leri alacak. O noktaya gidecek veya kendi uçağını üretene kadar. O orta yüzden uzun vadeli, bizi bu noktalara getirmiyor. ABD burada İsrail'in büyük İsrail politikasını altyapısını oluşturacağım diye Libya'yı bölmeye çalışıyor, Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Akdeniz'de yeni bir planlama yapıyor. Bunun için 50 yıllık dostu, müttefiki Türkiye'yi kaybetmemesi lazım. Evet. Yani Türkiye kaybedilecek bir ülkedir. Bakın bunu, Putin bunu çok net gördü. Putin Türkiye'nin şu anda ortada bir politika izlemesi bile Putin Rusya için, Çin için müthiş bir bulunmaz nimet. Evet. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Amerika neden seninle müttefik olan, birlikte uçak üretimine imza attığın bir ülkeyle neden bu kadar gemileri atmaya çalışıyorsun? Bu politikaların gözden geçirmeleri lazım. Evet. Çünkü Trump aslında geçirmek istiyor ama bir şekilde... O evangelistlerin Amerika bloğu veya o çok izin vermiyor İsrail'le bağlantılı olan. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zira Katar Doha'ya gideceğiz. Nazif Karaman birazdan havalimanına yetişeceğiz. Orada Kaşık cinayetiyle ilgili bir forumda yer almak üzere konuşmacı olarak. Abdurrahman Şimşek gelemeyecek. Bir takım haklı gerekçelerinden ötürü. Şimdi haber çalışmaları var. Şimdi şu konuyu birkaç bilgiyle tamamladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri bu S-400 meselesine geleceğiz. Know-how denilen bir işin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiye sahip adamlar oldukları yönünde bu şahısların. Bilgi ulaştı dolayısıyla eğitimden geçmişler ve operasyonların devamı gelecek Nazif. Yani bunların sorgusundan ek bağlantılar, yani bitmiş bir operasyondan da aslında bahsetmiyoruz. O yüzden hassas devam eden bir operasyon. Çok fazla ayrıntı bilgi vermedik. Bugün Yahya Bostan'ın bugünkü yazısında mıydı? Dünkü yazısında, özür dilerim. Bir önemli bir ayrıntı vardı, onu da paylaşmak istiyorum. Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra, iki hafta sonra bir İngiliz vatandaşı Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine gidiyor. Ve orada bir takım bilgiler vermek istediğini söylüyor. Kaşıkçı'yla bir e-mail yazışması, elektronik posta yazışması yapmış. Demiş ki Kaşıkçı o yazışmada. Kaşıkçı bu kişiye mail yazmış. Kaşıkçı bu kişiye, bu gizemli İngiliz şahsa mail göndermiş. Demiş ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Türkiye'de bir takım basın kuruluşlarını da belki şey yaparak, ki onun örneklerini de aslında görüyoruz şimdilerde, bir faaliyete girişecek, propaganda faaliyetine girdiler, girişecek. Girişler Türkiye'yi karıştırmak üzere. Zaten ona da girdiler. Onun ayrıntısını verdik. Şimdi burada acaba diyor adam, bundan dolayı mı acaba hedef seçildi? Türkiye'de öldürüldü gibi. Bu da önemli bir not. Bununla da bağlantılı bir takım bu bilgileri tabii kripto olarak yani geçiyorlar Ankara'ya. Bunların bombacı olması, istihbarat, casus olmaları, işte eğitimli general olmaları, bu maille örtüşen şeyler. Ona dikkat çekiyorsun galiba. Evet, evet. Dolayısıyla orada öyle bir bağlantı da var. S-400 meselesini Abdurrahman Şimşek, ekleyeceğim bir şey yoksa bu konuda. Yok, ben çok konuştum Nazif. Nazif'in elinde bu istihbaratçılarla ilgili başka da bilgiler var zannediyorum. Evet. Şimdi yine onları da paylaşırsın ek bilgi varsa. S-400'lerle ilgili benim edindiğim, ki bunlar tabii henüz hazırlık aşamasında, bataryaların nereye konulacağıyla ilgili saha araştırmaları devam ediyor ama
Öncelik bir konvansiyonel, Allah korusun, savaş riskine karşı İstanbul, Ankara'dan başlayarak büyük şehirlerimizin korunması. Türkiye'nin bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. Ege gündemde, çünkü Ege malumunuz bir sürü deniz bağlamında, Yunanistan'da gerginlikler bağlamında, başka ülkelerin, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri bile gidip işte Medusa şeyinde tatbikatında Yunanistan'la beraber şey yapıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir enteresan Türkiye karşıtı hareketleri var. Biraz aslında i̇şte, haddini de aşıyor açıkçası. Şimdi şöyle ben araya gireyim. Yunanistan ekonomik olarak, Yunanistan'a ben gittim. Geçenlerde gittim Atina'da Türk-Yunan dostluğuyla alakalı haber yapmak adına. Oraya gittim. Şimdi Yunanistan ekonomik olarak sıkıntıda bir ülke. Şimdi bu Suudi Arabistan, Bahreyn dediğimiz, İsrail, ABD dediğimiz bu kişiler Yunanistan'a bedava petrol, para, pul olarak Türkiye'yi dört bir yandan kuşatmak. Bakın Bulgaristan'ı da yakında kışkırtabilirler. Ki Bulgaristan'dan gelmiş diğer elemanda. Evet. Amaç ABD'nin, İsrail'in hedefindeki tek ülke var Türkiye. Başka bir ülke yok. Başka bir Müslüman ülke, bunlara kafa tutabilecek bir Müslüman ülke var mı? Bana sorun, İran yok. Var dışlanmış ama o bizim gibi operasyon yapamıyor açıkçası. Ama o daha tecrit edilmiş. Bizim İran hiçbir şeyde tepkisini göstermiyor. Ama Erdoğan dünyanın herhangi bir yerinde çıkıp bir Müslümana yapılan bir zulümü, iskenceyi, Sudan olsun, dünyanın her yerine çıkıyor. Dünya beşten büyüktür değildir diyor, söylüyor. Yani ama İran öyledir. Türkiye bu işin... Doğru. Bir numarası ve bunun sözcüsü, bütün dünyadaki 1,5-2 milyar Müslümanın sözcüsü konumda. Dolayısıyla böyle bir kuşatma var diyorsun. Ve dediğin o Orta Doğu haritasının değişmesine de engel olan büyük bir aktör. Buna izin vermiyor. Bunlar da o yüzden S-400'ü kurdurmak istemiyor. Niye kurdurmak istiyor? Olası bir şeyde hiçbir savunma sistemimiz yok. Niye alıyorsun? Niye almayayım kardeşim? Niye almayayım? Yani sen geleceksin bana oradan bomba yağdıracaksın, ben de buradan bakıyorum. Öyle bir şey yok. Evet. Türkiye mutlaka... Bir de NATO üyesiyim ona rağmen yani. Ben S-400'ün daha ilerisin. Türkiye S-400'den daha iyi kendi savunma sistemlerini yapmak kuracak, zorunda. Kuracak. Hisar'la zaten destekleniyor. Cumhurbaşkanımız dedi S-500 dedi. Zamanımız azaldı. S-500'e de geçeceğiz. Nazife söz verdim. Birkaç dakika, 3 dakikamız var Nazif Karaman. Şimdi bataryaların olası yerleri, bakın henüz net değil ama İstanbul, Ankara dedik, Ege dedik, oradaki şeye ve Hatay. Evet. Düşünülen yerler. Kahramanmaraş galiba. Kahramanmaraş daha önce Patriotların bulunduğu yerde. Böyle bir geniş kapsamlı bir hava savunma kalkanı oluşacak. Şimdi başka şöyle, neler aktaracak? Şöyle size özetleyelim Ferhat Ünlü. Şunu özetlemek lazım izleyicilere. Şimdi Türkiye S-400'ü istiyor. Neden? Kendine bir füze savunma sistemi kurmak istiyor. Evet. Yani böyle bir gereklilik var. Neden? İşte 2012 yılında ne oldu? Suriyeliler Türk uçağını düşürdüler. Evet. Düşürdükten sonra ne oldu? İşte demin bahsettin. İşte Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, İncirlik üstünde Patriotlar kuruldu. Ama ne yaptılar? Hemen bunları Maraş'taki Patriotları çektiler. Çektiler yani. Türkiye kalmalarını istediği halde çektiler. Türkiye ne yaptı? Kalıcı olarak kendisinin bu savunma sistemleri kurması noktasındaki kararlılığını ortaya koydu. Amerika'dan işte Patriotları istediler ama Amerika hem parasında hem teknolojisini paylaşmak istemiyor. Parasını çok fazla istiyor. Yani yanaşmıyor. Ben nasıl istersen benim size... öyle mi? Tamam. Rusya'nın elinde de S-400'ler var. Dünyanın en iyi hava savunma, füze savunma sistemleri. Tabii. Türkiye'de işte Rusya ile gidip görüşüp bunları almak üzere bir anlaşma yaptı. Amerika bu arada her fırsatta tehdit ediyor. İlk bataryalar Haziran veya Temmuz, en geç Temmuz'da bekleniyor. Temmuz ayında bekleniyor ama Amerika ne yapıyor? Tehdit etmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız S-400 değil, S-500 hedefimiz. Yeni F-500. Yeni nesil. Yeni nesil diye. Şu anda da zaten bu S-400'ü Türkiye'den başka sipariş veren Çin ve Hindistan. Çin ve Hindistan var. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovenya galiba, Slovakya ya da Slovenya'da. Yani aslında Körfez'de de Birleşik Arap Emirlikleri hatırladığım kadarıyla orada bir böyle S-400'de bir hava kalkanı oluşuyor. S-400'ü şey yapanlar da var. Yunanistan'da S-400 var. Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya gibi NATO üyesi ülkeler dahil 20 ülkeye S-300 satılmış. Bunlara niye sesinizi çıkartmıyorsunuz diyor. Evet. Niye Türkiye'ye
dişinizi gösteriyorsunuz. Türkiye ile derdiniz evet. ne diye Cumhurbaşkanı'nın evet. bunun alınması gerektiğini, bu sistemin Türkiye'ye kurulacağını belirtiyor. Yaklaşık 2,5 milyar dolar karşılığında bu bataryalar kurulacak. Dediğin gibi Temmuz ayında da galiba teslim iki bataryası. Onun içinde kaç tane şey 36 var? 36 diye biliyorum. Evet. 36 ne var? 36 füze. Füze var. Hı-hı. Bunlar Suriye'den ne zaman yani Allah korusun. İsrail'den ya kim da, bilir bir sürü yerden tehdit İsrail'den, söylüyor. Suriye'den, Yunanistan'dan, NATO'dan herhangi bir yerden, belki yani. Herhangi bir yerden füze saldırısı oldu havada yakalayıp imha edecek. İmha edecek. Füze veya uçak saldırısı. Yani Türkiye'nin evet. doğal hakkı değil mi füze saldırısı? Yani konvansiyonel burası. Savaş riskinin arttığı bir süreçteyiz. Evet. Son cümlemiz bu olsun. Dolayısıyla evet. Türkiye'nin evet ihtiyacı var mı ekleyeceğim bir şey çıkacak. Şu gideceğiz. Var. Şimdi Amerika bunu problem yapıyor. İşte yok alırsanız ya Amerika ile zaten bizim bir sürü problemimiz var kardeşim. FETÖ problemimiz var. PKK problemimiz var. Suriye problemimiz var. Suriye problemimiz var. Ya Amerika ekonomiyle tehdit ediyor evet, bizi vesaire. Bir sürü ekonomi, şey. Her şeyle tehdit ediyor Amerika. Sanki biz bu füzeleri alınca Amerika ile bütün sorunumuz mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Yok öyle bir şey. Brunson gitti ama bitmedi sorunlar. Devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü yapısal sorunlar. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız bilgilerinizle ve yorumlarınızla yayına katkı sağladığınız için. Kozmik Masa'da bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri casuslarına yönelik operasyonun perde arkasını yeni bilgilerle, özel bilgilerle aktardık sizlere. Ve S-400 meselesinin arka planını konuştuk. Bataryaların nereye yerleştirilebileceğini anlattık. Ve Sabri Uzun'a yönelik tutuklama kararıyla ilgili fikirlerimizi gündeme getirdik. Bir sonraki Kozmik Masa'da buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.